Haziran 2016. Ben doğayı, doğal beslenmeyi, doğada yaşamayı, doğal faaliyetler yapmayı çok seviyorum. Bu anlamda doğada gördüğüm eserleri, parçalar, ürünleri nasıl bir şekilde sokup sunarım şekli arayış içerisindeyken, dere kenarında, nehir kenarında bulduğum ağaç köklerinden eserler ortaya çıkarmaya başladım. İlk yaptığım çalışmalar arkadaşlar tarafından çok beğenildi. Bu da beni daha da güzel eserler, daha da iyi çalışmaya itti, teşvik etti. Bu anlamda çalışmalarım çoğaldı. Bunu kişisel sergi açarak da gösterdim. İlk başta çalıştığım ağaç köklerindeki parçalar genelde soyut parçalardı. Bu zamanla daha farklı arayış içerisindeyken işte ağaç köklerini birleştirme yönüne çalışmalarım oldu. Büyük orijinal boyutlarda işte geyik gibi, at gibi figürler elde ettim. Bunu da tekrar her yaptığımı yine sergilerde sundum halkın beğenisine. Hep olumlu yönden tepkiler aldım. Ağaç köklerini birleştirirken en başta bine yakın örnek bir atta bine yakın bir parçayı birleştirdim. Ve doğal haliyle yani canlı bir ağacı bükme değil de doğadaki doğal haliyle ağaç köklerinin kıvrım ağacın ve de o figür kıvrımlarına göre orada kullandım. Bu şekilde birleştirme yoluyla figürler elde ettim. Bu soyut çalışmalarımı yaparken de böyle dere kenarında, inşaat alanlarında, kazı alanlarında dışarı çıkmış ağaç köklerini toplayıp işte kabuğunu soyma, çamurundan arındırma gibi faaliyetlerim var. İşte zımparalama, parlatma böyle bir uzunca bir süreç sonuçta elde ettiğim figürlerim oldu. Sonra bir rölyef çalışmalarım oldu. Böyle kabartma. Yine bu bizim Anadolu'da, bizim çevremizde medeniyetler, Asurlar, işte Romalılar gibi medeniyetlere ait figürler üzerinde rölyef çalışmalarım oldu. Ondan sonraki süreçte de bu hep bunları görsel olarak ön planda tutup sundum. İşte bu görsel olarak sunduklarımı yine bu ürünleri toplarken yine hiç doğadan kopmadım. Hep doğanın yine içerisinde oldum. İşte bu doğa sevgimi görsel olarak sunuyordum. Ben daha nasıl farklı bir sunum tekniği, sunum yapabilirim düşünürken işte bunları söze döktüm, şiirlere döktüm. Şiirlerim de çoğalınca şiirlerde kitaba dönüştü. Bu kitabı da
Şu an bir kitapta 38 tane şiirim var. Bu şiirlerin ağırlıklı olarak doğa sevgisi üzerine, sonra da yaşadığım çevrenin, toplumun, insanlar üzerine eleştiriler, sevgim, bu tarz bir kitap ortaya çıktı. Bu kitabı da ben arkadaşlarıma hediye edecek şekilde bastırdım. Hediye ediyorum, sadece satışta değil. Tüm otlardan, çiçeklerden ve çocuklardan özür dilerim. Yükseklerde, sisler arasından, acımasızca geçen kara kışın ardından, tipi boran aldırmadan beklediği baharı, üstündeki karın ağırlığı bir taraftan, güneşin, bulutun kavgaları arasında, damla damla gelirken hayat beklediği baharı. Ve o gün geldi çattı, başladı hayat yarışı. Önce suyu aldı, sardı bedenine. Toprağı aldı, yurt yaptı köklerine. Işığı görmek içindi bütün telaşı. Doğruldu yerinden, köklerinden.